Gönder, gönder. Tamam. Aç abi. İlham Selçuk, Hatay ili, İskender Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olaraktan Akçay Şefli içinde, sınırlar içinde defne yaprağı kesiyoruz. 2015 yılından beri bu işi yapıyoruz. Kestiğimiz bölmeyi 2 yılda bir ziyaret ediyoruz, kesiyoruz. Tekrardan büyüyor. Farklı bölmelerde kesim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerin hepsi yurt dışına gidiyor. Yani bir 15-20 katına insan çalışıyor burada. Rahat bir şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Abanos sahalarının sarp bölgelerinde çalışıyorsunuz. Bu konuda bilgi verir misiniz? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Abanos işte halatlarla halat kuruyoruz. Halat sistemleri kuruyoruz. Yani pancar motorlarıyla, patpatlarla çekiyoruz bunları. Yani işlerimizde bir sıkıntı yok. Gayet memnun bir şekilde devam ediyoruz. Peki sarp bölgelerde çalışmak tehlikeli olmuyor mu? Tehlikeli ama başardıktan sonra sıkıntı olmuyor. Her türlü emniyetimiz var yani. Sıkıntımız yok yani. Abanos sahaları özellikle terörle ilgili son zamanlarda çok gündeme geldi. Bu konuda herhangi bir tehdit, sıkıntı yaşıyor musunuz efendim? Zaten şu anda güvenlik güçlerimiz operasyon yapıyor. Şu anda tehdit, sıkıntı, herhangi bir şey yok. Herhangi bir olumsuz bir durum yok yani şu anda. Temizlendi diye düşünüyoruz yani. Evet, yaptığınız işin ekonomik anlamda ülkemize ve bölgemize katma değerini değerlendirecek olursak neler söyleyeceksiniz? Biz 5 aydan beri bu işte uğraşıyoruz şu anda. 3 ay daha süremiz var. Şu anda 70-80 bin dolar gibi ülke ekonomisine girdi olduğunu düşünüyorum. Üretilen ürünlerin hepsi yurt dışına ihraç edildiği için Samandağ'da bulunan fabrikada işlenip direkt İzmir'e gönderiliyor. Gerekli ülkelere ebatları seçilip yurt dışına gönderiliyor bunların hepsi. Çeşitli kurumlarda daha detaylı incelenip 170-180'in üzerinde bir gıdada, ilaçta, barut yapımında, yani daha değişik kozmatikte, sabun yapımında kullanıldığını biliyoruz. Özellikle bunun yeşil yaprağını bir kaynatıp balla karıştırıldığı zaman boğaz ağrısını tamamen geçirdiğini biz bunu biliyoruz yani. Denedik yani.